Sevgili dostlar, Ankara'nın en güzel caddelerinden bizim de gençlikte çok gezdiğimiz, çok ziyaret ettiğimiz köşelerinden biri olan Tunalı Hilmi Caddesi'ndeyiz. Ankaralılar buraya Tunalı der, Hilmi eklentisini kullanmaz. Ve biz çok, bizim için özel bir yerdeyiz şu anda. Şöyle trafik yoğunluğu olan bir bölge. Neredeyiz Çağrı? Kavaklıdere Sineması'nın hemen önündeyiz. Bu videoyu çekiyoruz çünkü biz ilk tanıştığımız yıllarda, bundan yıllar yıllar önce ilk buluşmamızı, tanıştıktan sonraki ilk buluşmamızı Kavaklıdere Sineması'nın önünde yapmıştık Çağrı. Beni çok beklemiş miydin? Kesinlikle. Değdi gerçi de. Evet, tanıştık ve ilk buluşmamızı bu Ankara için önemli bir sinema olan, bir yapı olan Kavaklıdere Sineması'nın önünde gerçekleştirdik. Ama Çağrı beni dakikalarca, hatta belki biraz bir saat olabilir. Tabii 45 dakikadan fazlaydı. Burada buluşmuştuk. Şimdi gezerken videoda bunun da hatırası yer alsın istedik sevgili dostlar. Ankara için en özel, en güzel yerlerden birindeyiz. İşte bu yol sizi Gazi Osman Paşa'ya, Arjantin Caddesi'ne doğru çıkarır. Yolun ters istikameti ise Esat dört yola doğru sizi çıkarır. Şimdi Ankara'nın bu güzel caddesinde bir gezi yapacağız. Sizlerle bu güzel notu paylaştığımız için de çok mutluyuz. Sevgili dostlar, işte Tunalı Hilmi Caddesi'nin en güzel bölgelerinden biri olan Kuğulu Park'a geldik. Ve parkın girişinde Bolu ve Zonguldak milletvekili, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarının önemli siyaset ve düşünürü Tunalı Hilmi Bey'in heykeliyle karşılaşıyoruz. Ne güzel yapmışlar değil mi Çağrı? Evet, Tunalı Hilmi Bey 57 senelik ömrüne çokça şey sığdırmış olan bir insandır. Hem bu caddeye isminin verilmesi hem de buraya heykelin dikilmesi için hakikaten çok şey yapmıştır. Tabii ne kadar kişi bilir Cumhuriyet tarihimizdeki önemli yerini, orası tartışılır. Evet, güzel de bir heykel. Mutlaka caddelerin, sokakların isimlerinin nereden geldiğini ve o önemli olayları şöyle bir hatırlamak lazım. Ankara'da, Kuğulu Park'ta güzel bir coşku var. Bakın çocuklar ne güzel oynuyorlar. Gelin parkın içine doğru ilerleyelim. Ankaralılar çok iyi bilir sevgili dostlar. Kuğulu Park şehrin çok önemli simgelerinden biridir. Benim için de öyledir. Eminim Çağrı için de öyledir. Çünkü Ankara'da doğmuş, büyümüş biri. Benim için de önemlidir. Çünkü üniversite yılları için geldiğim Ankara'da daha sonra devam eden iş hayatım ilk yılları hemen yukarıdaki Karum İş Merkezi'ndedir. Ve öğle yemeklerinde gelirdim. Evet, Çağrı'yı da tabii, Çağrı'yı almadan olur mu? Şu banklarda, ki bu banklar o zaman böyle değildi, bu güzel manzarayı seyrederdim. Ama artık tabii parkın etrafı kapatılmış. Her yeri, evet, çok pis. Böyle değildi bizim gençliğimizde, bu kadarını söyleyebilirim. Belki Çankaya Belediyesi'nden olur ya bir yetkili bizi seyreder. Böyle bir Kuğulu Park olmaz. Bu parkın 30 sene öncesini bilen biri olarak söylüyorum. Böyle pislik olmaz ama Kuğulu Park yine çok güzel. Karum'dayız. Karum neresi? Ankaralılar çok iyi bilir. Kavaklıdere'de Ankara'nın ilk alışveriş merkezlerinden biridir Karum. Hemen kendi anılarımdan bir sayfa da aktarayım sizlere. Şu camekanlı binanın altında Sabah gazetesi binası vardı sevgili dostlar ve 96 senesinde iş hayatına ilk başladığım yerdir. 1996. Evet, yaşımız da ortaya çıkar. Ayrıca evlendiğimiz zaman gelin kuaförümüz de buradaydı. Kendi anılarımıza da bir not defteri oluyor bu seyahatimiz. Ankara, Ankara, güzel Ankara diyoruz. Şimdi hem biraz gezelim hem de Karum ismin nereden, neden konmuş, Çağrı bize kısaca bir anlatsın. Şimdi sevgili dostlar, eski dönemlerde, yani Asurlular, Babiller, Hititler döneminde, kısaca M.Ö. 20. yüzyılda, bundan günümüzden 4000 yıl kadar önce
Karum, Asurluların ticaret kolonisi olarak kurdukları yerlere verdikleri isimdi. Aslında Asurca'da liman ya da ticaret noktası anlamına gelir. Onlar tabii kendi ticaretlerini geliştirmek amacıyla, biliyorsunuz o dönemlerde hayvanlarla yapılıyor bu ticaretler. Dolayısıyla günlük ulaşım mesafelerinin bulunduğu noktaları aslında ticaret yerleri kurmaktaydılar. Ve Karum aslında bu kurdukları ticaret kolonilerine verilen isimdi. Çok da güzel düşünülerek konulmuş bir isim. Ankara'daki birçok yer gibi değil mi sevgili Çağrı? İşte Karum, işte anılar sevgili dostlar. Ankara'da yaşamış veya bu videoyu Ankara'dan seyreden gezi dostlarımız varsa bize bir yorum yaparlar belki. Ankara anılarımızı paylaşırız. Karum'dan Arjantin Caddesi'ne doğru giden yol. Artık buradan sonrası Gazi Osman Paşa'dır. Arjantin Caddesi'ni çıktıktan sonra ve evet, Ankara'nın her yerden görülen en yüksek otel binası Sheraton karşımızda ve Karum İş Merkezi de işte böylelikle karşımızda sevgili dostlar. Arjantin Caddesi'ne çıktığınızda sağlı sollu kafeler her zaman ilgi odağı olmuştur. Biz de gençliğimizde çok giderdik oralara. Çok anılar yükledik sevgili dostlar. Şimdi de hala öyle, günümüzde de değişmedi. Gazi Osman Paşa'yı gezdiğimizde tabii Ankara'nın görebileceğiniz en güzel binalarını görürsünüz, apartmanlarını görürsünüz. Zaten Ankara'nın o güzel apartmanlarını görmek için en doğru adresler Gazi Osman Paşa'dır, Atakule ve çevresidir, Kavaklıdere'dir. Buraları sokak sokak gezdiğinizde Ankara'nın eski mimarisinin Cumhuriyet dönemi o güzel eserleri görmeniz mümkün. Mesela şu hemen karşımızdaki renkli bina güzel bir örnektir. Arjantin Caddesi'ne çıktığınızda da artık arkadaşlarınızla buluşacaksınız demektir. İşte biz gençliğimizde bu yoldan da evimize giderdik sevgili dostlar. Böyle yürürdük. Gazi Osman Paşa'da otururduk Ankara'da. İşte bu yoldan da evimize doğru ilerlerdik. Sevgili dostlar, Ankara Kalesi'ne geldik. Ankara'nın en güzel, en eski ve özel bölgelerinden biridir kale. Ulus'a geldiğinizde gezinize mutlaka Ankara Kalesi'nden başlayın. Kaleye geldiğinizde birbirinden güzel evler, sokaklar ve tarih bulacaksınız. Şimdi tarih bulacaksınız dedik, eğlence de bulabilirsiniz. Bakın bölgesel müziklerin, darbukaların, zurnaların, davulların da çalındığı çok keyifli bir bölge. Gelin kaleye doğru gezelim, bir yandan da Çağrı'yı dinleyelim. Merhabalar sevgili dostlar. Ankara Kalesi oldum olası Ankara bölgesindeki önemli binalardan, yapılardan bir tanesidir. Ama gördüğünüz gibi artık duvarları hani ne bulduysak yerleştirdik şeklinde değişik dönemlere ait değişik mimarilerden alınmış taşlardan oluşmakta. Dışarıda, dış duvarlarda tiyatro binasından alınmış heykel parçaları, altarlardan, sunaklardan alma taşlar ve benzeri şeyleri görebiliyorsunuz. Tabii bu aynı şekilde içeride de devam ediyor, iç taşlarda da. Ankara Kalesi'nin ilk olarak ne zaman yapıldığını tam bilemiyoruz ama Bizans döneminde, Roma İmparatorluğu döneminde burada varlığını koruduğunu biliyoruz. Sonradan Türklere geçince de çeşitli eklemeler ve büyütmelerle devam ediyor. Ta ki kalenin artık burayı koruma şansı kalmayana kadar. Bugün artık günümüzde tarihi bir özellik ile sadece turistik bir yapıya dönüşmüş durumda. Kale içerisindeki evler de yenilendi. Bu uzun süreli bir ve meşakkatli bir yolculuk oldu. Artık evler gayet korunmuş ve düzgün bir şekilde çoğu da turistik hizmetler vermekte. Evet,
kaleye tırmanışa başladık. Ankara simidi. Ankara'da Ankara simidi yenir sevgili dostlar. İşte mikrofonum da simidin içinde. Kalenin üstüne doğru çıkıyoruz. Çevre düzenlemeleri dikkatimizi çekiyor. En son geldiğimizden bugüne değişim olmuş. Böyle sağlı sollu kadın üreticilerin el emekleri satışa sunuluyor burada. Kale manzarası da merdivenleri çıktıkça en güzel haline bürünüyor. Mikrofonlu simidim, simitli mikrofonumla sizlere bu güzel sohbeti yapıyorum. Güzel Ankara'yı daha güzel yüksek açıdan görmek için devam edelim. İşte burada göreceğimiz en güzel manzara da birazdan karşımıza çıkacak. Anıtkabir'e kaleden bakacağız sevgili dostlar. Buyurun devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar. Size az evvel kale girişinde bahsetmiştik. Kalenin duvarları artık her türlü taştan yeniden yapılmış durumda diye. Bu da gördüğünüz gibi aslında bir sunak. Ve bu sunak da burada kalenin duvarına yerleştirilmiş durumda. Kalenin surlarında bu tarz muhafaza ve saldırı mekanları var, gözlemleme mekanları var. Aynı zamanda yağ dökme, ok atma gibi mekanları bulunmakta. Bu tabi burçlardan bir tanesi. Bir tane de karşıda gördüğünüz gibi bir burç bulunmakta. O burçta da al bayrağımız dalgalanıyor. Kalenin tepesine çıktığımız zaman sevgili dostlar, şurada gördüğünüz gibi yeşil olan alan, Ankara'nın belki de tek yeşil kalan alanı iç şehir içi olarak. Orası Gençlik Parkı. Şu arkada kulenin hemen ben arka tarafında. Ben Anıtkabir'i gösterdim. Bakın hemen karşıda. Evet. Evet, Gençlik Parkı da şu aşağıda. Aynen. Şurası da Anıtkabir. Ve şehrin genel yapısını buradan görebiliyoruz. Tabii yeni binalar yapıldı. Epey bir genişleme oldu şehirde. Arka bölümlere. Evet. Şehri birçok açıdan görebileceğiniz en güzel yerdir. Anıtkabir. Tabii Anıtkabir öyledir. Ama kale. Daha doğru sevgili dostlar. Şöyle bakalım sevgili Çağrı. Evet, karşıdan çok güzel görebiliyoruz. Hem Ankara'nın yeni halini, hem eski halini, yükselen binaları görebiliyoruz. Buraya doğru döndüğümüzde de Ankara'nın... Kameramıza gonca takılıyor. Evet, hep Ankara simidi yiyorum Çağrı şu an, çaktırma. Her zaman ben takılacak değilim ya kamera. İşte Ankara'nın gecekondu bölgesi karşımızda da yeni yapılarla renklendirilmeye çalışılsa da güzel bir görüntü değil ama bu da şehrin bir gerçeğidir. Yatsınamaz bir gerçeğidir. Bir kale de karşıda var sevgili dostlar. İşte Ankara bu sırtlardan güvenli bir şekilde korunmuş. Şehri öğrenmek istiyorsak, Ankara'yı öğrenmek istiyorsak mutlaka kale, ulus, Altındağ, Hacı Bayram bölgesine, Hacı Bayram'ın o büyül atmosferine bir dahil olmalıyız. Ankara Kalesi de bu noktada en doğru yerlerden biridir. Evet. Teşekkür ederiz Gonca. Ankara Kalesi'nden Anıtkabir'i seyrediyoruz sevgili dostlar. Hemen karşımızda. Buraya çıktığınızda Ankara'nın birçok güzelliğini görebileceğiniz gibi en özel manzarasına da tanık olacaksınız. Ve kalenin detayları, eski evlerle dolu sokakları en güzel açıdır sevgili dostlar. İşte Ankara, Ankara, güzel Ankara. Sevgili dostlar, kalenin dış duvarlarındayız. Aşağıya doğru yürürken duvarın kaidesi üzerinde çok ilginç yatay heykeller görüyoruz. Evet, aslında bir kale ne kadar sağlam olursa bunları o kadar az görürsünüz.
Çünkü normalde o kale daha evvelden ele geçirilmemiştir, yıkılmamıştır. Ama bu kale daha evvelden duvarları yıkıldığı için sonradan da acil bir şekilde büyük ihtimalle tekrardan yapılması gerektiği için ne buldularsa onu mümkün olan en iyi şekilde yerleştirip duvarı yenilemişler. O yüzden de burada tiyatrodan ya da işte mezarlardan, nekropolden birçok şey görebiliyorsunuz, taş görebiliyorsunuz. Onlar da mesela heykel. Aslında heykelleri yan yan yatırıp aralarında büyük ihtimalle ufak taşlarla doldurdular vakti zamanında. Tabii bu kalenin şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla iç duvarları sağlam olanlar, dış duvarları büyük ihtimalle yıkılmıştı ya da hani daha sonraki dönemlerde yıkıldı. Çünkü kale evleri aslında devam ediyor bu duvarların hemen dibinde. Normalde bu yerleşimlerin de kalenin içinde kalması lazım. Tam bir telgrafın evet telgrafı. Kırık plak dediğimiz tarzda şarkı geliyor kulaklara. Şimdi çarşıya doğru iniyoruz kale içinde. Evet. Kalenin dar sokakları aslında tipik bir Osmanlı yerleşimini burada ya da Türk yerleşimini gösteriyor. Evler en fazla iki katlı ya da iki buçuk katlı diyebileceğimiz konaklar mantığında sol taraftaki gibi yerler var. Bir de normal evler var. Bu tabii eski bir konak. İçerisinde avlusu bulunmakta. Kapı girişi iki ayrı yerden yapılıyor. Ve güzel sokaklarda yürümeye devam ediyoruz. Ankara Kalesi'nin önündeyiz ve önündeki bu meydanda buraya konuşlandırılmış bir tane gemi çapası bulunmakta. Ankara Kalesi'nin önünde dağın başında bu çapanın ne alakası var derseniz aslında çok alakası var. Çünkü Frigce'de ve aynı zamanda antik Yunanca'da, Ankyra diye okunan Ankyra ismi gemi çapası demek. Ve buranın aslında daha evvelden bir sulak bir alan olduğu ve burada bir gemi inşaat merkezi olduğu gibi bir kültür var, inanış var. Dolayısıyla bu Friglerden kalma hikayede burada gördüğünüz bu gemi çapası sayesinde hatırlatılmaya devam ediyor. Baktığınız yerlere dikkatle ve merak ederek bakarsanız her yerden farklı bir bilgi, farklı bir kaynak bulacaksınız sevgili dostlar. İşte Ankara Kalesi'nden çıktığımızda karşımızdaki çapanın hikayesi, hemen karşısında Elimtan Arkeoloji Müzesi var, özel bir müzedir. Müze kart geçmez. Bu yolun devamında aşağı inip sola döndüğünüzde arkeoloji müzesi vardır. En önemli arkeoloji müzelerinden. Anadolu Medeniyetleri Müzesi dünyanın. Evet, Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeolojik kazıların sonucunda evet. Ortaya çıkan eserlerin yer aldığı ama ismi arkeoloji müzesi değildir. Evet. Aynı zamanda da o müzeye gittiğiniz zaman bu Ankyra ya da bize geliş Bizans ismiyle Ankyra isminin kalıntılardan da aslında gemi çapasıyla alakalı olduğunu ve bu hikayeyi destekleyen kanıtları orada görebileceksiniz. Şimdi Çukurhan'dayız. Çukurhan'ın devamında da özel bir müze olan Rahmi Koç Müzesi var. Onun hemen karşısında Pilavoğlu Han var. Daha aşağıda Pirinç Han var. Yani sevdiğimiz yerlerdir. İsimlerini hemen sayıyorum. Burada birbirinden güzel değişik eserlerin satıldığı süs eşyalarının Ankara'ya, Hititlere, Friglere kadar özenli satıldığı, özenle her şeyin sergilendiği mağazalar, dükkanlar bulabilirsiniz ve işte Ankara simidi gidiyor. Ankara simidi lezzetli. Evet sevgili dostlar. Çok güzel. Tür antikacılara burada çok rastlanır. Ankara deyince hepimizin aklına Cumhuriyet gelir sevgili dostlar. İşte bu gezimizin keyifli anında Ankara'da 2. Meclis binasındayız. Çok özel bir atmosferdeyiz. Ulus'ta hemen
Ankara Palas'ın karşısındayız. Aslında genç cumhuriyetin en önemli yapılarından birindeyiz. Ve işte cumhuriyetin ilan edildiği o güzel salondayız. Tepeden bakıyoruz, gururla bakıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk solda, üstte. Bizim için çok özel bir durumda. İşte buradaki kürsüde hakimiyet milletindir denmiştir sevgili dostlar. Ne mutlu Türk'üm diyene diyerek cumhuriyet ilan edilmiştir. Büyük gurur, büyük mutluluk. Ne mutlu. İşte o özel kürsü sevgili dostlar. Cumhuriyetin ilan edildiği o güzel alandayız. İşte bu kürsüden ne mutlu Türk'üm diyene diyerek bir milleti özgürlüğüne kavuşturmuştur atamız. Çok özel bir yerdeyiz. Çok duyguluyuz. Ankara gezisinin vazgeçilmez duraklarından birindeyiz. İkinci meclis binasındayız sevgili dostlar. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1924-1960 yılları arasında hizmet verdiği bir bina. Mimar Vedat Tek imzalı bu güzel yapı aslında Cumhuriyet Halk Fırkası'nın çalışma alanı olarak inşa edilmiş, planlanmış. Fakat daha sonra bu bina meclis binası olarak hizmet vermiştir. Ve hemen karşısında da yine aynı mimarın çok güzel bir eseri olan Ankara Palası görüyoruz.